Genul programului: dramă. Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Aromele Coselii vin la pachet cu un film de esență tare, Furtună pe Bosfor. Yetişecek şimdi, nasıl bulacak? Anne ağlama ya. Bir sakin ol. Ozan bir sus. Babanın başımıza açtığı işleri görüyorsun. Sus. Sütü koy. Şimdi bana ver. Kız yok. Anne ya. Tadı çok güzel olmuş. Ben de yaparım. Olmuş. Mesela doğru dürüst konuşacak mıyız? Baban gelince ona sorarsın. Onun başının altından çıktı bunlar. Ya pardon da, Cansu hastanede karıştıysa babamın bununla suçu ne? Ozan beni çıldırtma! Beni çıldırtma! İyi, kendini yemeye devam et anne. Ozan, arkamdan bır bır konuşma! Neresi dedin? Palomo Kafe. Ya ben bilmiyorum orayı. Yeni açılmış. Çok süper bir kafeymiş. Biz de gidelim ne olur ya, hadi. Ya annem izin vermez ki. Oraya gittiğimizi söyleme. Ne diyeyim? Ya uydur işte bir şey, ne bileyim. Ay bilmiyorum, tamam sonra konuşuruz. Hadi bye. Şeyda mıydı o? Hı hı. Ne istiyormuş? Ya Ülgen dershanesinin seviye tespit sınavlarını öğrenmeye gidecekmiş. Sen de gel diyor. Allah Allah, niye gidiyor ki? Hani internetten bakıyordunuz? Yok anne, bu sefer kayıt yaptırmaya gidiyor. O yüzden kendisine gitmesi lazım. Aslında ben de gitsem fena olmaz. Hem giriş ücretlerini de öğrenirim. E gittin ya geçen gün kızım. Yok anne, bu dershanenin seviye tespit sınavları daha iyiymiş.
Ya boş ver, bak kekimizi fırına koyduk. Ya anne, o kekin pişme süresi bir saat. Bir saate ben gider dönerim. Bak çay da yapıyorum. Alırız keklerimizi, geçeriz masaya. Hem alan da yok. Ya neyse, Şeyda ne zaman istesem geliyor benimle ama. Neredeymiş burası? Şişli'de ya, çok uzak değil. Bir tane otobüs. İyi tamam tamam, git. Annelerin canişkusu. Hemen gider dönerim ben, hadi. Efendim? Can, ne yaptın, buldun mu? Hayır, bulamadım ama bulacağım. Ne yapıyorsun Can? Sokak sokak gizip öyle mi arıyorsun? Nasıl arıyorsun? Saçmalama Dilara. Can bul, çabuk bul, tamam mı? Çabuk bul. Ya bulacağım dedim, bağırma. Bul, Cansu'yu bul Can, lütfen. Lütfen bul. Bağırma Dilara. Çabuk bul. Bağırma! Bağırma! Bağırma. Bağırma. Bıktım sandım, bağırma. Canım aç. Cansu lütfen aç şu telefonu. Nerede kaldın ya? Bir saat harç oldum burada. Yeni mi aldın bunu? Yok ya, annemin ucu. Ha, rengi güzelmiş. Ebru'lar hala orada mı? Ha, gıcık ya, bir saat telefonda hava attı. Alırız onun havasını. Hadi yürü. Senin öz kızın, öz kömürü ben değilim kızım, tamam mı? Canım, ne olursun bana öyle söyleme. Lütfen. Bak sen bana öyle söyleyince ne oluyor biliyor musun? Yüreğim tırmalıyor, çok kötü oluyorum. Kalbim yerinden çıkıyor. İçim üşüyor, ne olursun. Deme bana öyle. Canım, dünyada hiçbir güç seni benden alamaz. Ne DNA testi, ne herhangi bir testi, hiçbir şey, hiç kimse seni benden alamaz. Seni kimselere vermem, sen benim kızımsın, hayatımın aşkısın, canımsın. Hoş geldin abla.
Aa, maşallah, maşallah. Kek yaptım, çay da koyuyorum. Ayranı yok, içmeye tahtara valleyle gider. Efendim? Kaç yumurta koydun buna? 3. Maşallah. Yumurtası, yoğurdu, kakaosu, sütü, hepsi bedava. Yukarıdan yağıyor. 3 yumurtayla şekerin hesabını mı yapıyorsun? Toplasan 5 lira etmez. Ha, 5 lirayı beğenmedin mi? O beğenmediğin 5 lira benim maaşımdan, benim. Yayıldın evime, işi de bıraktın. Bu kadın bizim boğazımızı beslemek zorunda mı? Demek yok. Ya bu zamana kadar ben de çalışıyordum ve kazandığım her şeyi bu ev için harcıyordum. Ha yok, bir de harcama. Çatımın altına aldım seni kızımdan. Sokakta kalmayın diye. Unutuyorsun galiba. Bu evin yarısı da Özkan'ın. Yani bizim de hakkımız var. Bizim de hakkımız ne var. Ne hakkı be? Ne hakkı? Sen toplasan kardeşimle 5 yıl ya oturdun ya oturmadın. Ne hakkı oluyormuş? Ben mi dedim Özkan'a git diye? Ha ben mi dedim Özkan'a git diye? Zaten arkasına bıraktığı borçları... Bana cevap verme. Bana cevap verme. Ya tamam ya, of! Yazıklar olsun, yani yazıklar olsun. Asıl sana yazıklar olsun. 12 yıldır besliyorum ben seni. Yok ama artık öyle bir hayat. Ekmek elden, su gölden yok. Kuruşluk malzemesi yokmuş. Sana. Şunun gıcıklığına bak ya. Kendini nasıl sanıyorsa. Bizi görünce nasıl bozuldu ama. Salak. Gelemeyiz sanıyordu. Buyurun. Pardon, bu ne? Kestaneli Zulkar. Ama biz frambuazlı cheesecake istemiştik. Götürün bunları. Şuna bak ya, bir de surat yapıyor. Siz oturuyor musunuz daha? Siz nereye? Sarmadı biz burası. Kötü. Ama telefonda şahane demiştin. Burayı demedim ki. Burayı dedin. Hayır, burayı demedim. Siz yanlış anlamışsınız. Hadi bay. Gülseren! Nereye kız? Hiç öyle canım sıkkın, yürüyorum işte. Keriman yine değil mi? Allah'ın belası. Tabii işten ayrıldım ya, sabah akşam azar. Hadi gel, sahil havası alalım azıcık. Ay saçmalama, mesai saati. O Necati manyağıyla uğraşılır mı? Aman bırak be. Zaten o şerefsizin yanında çalıştığım için kendimden utanıyorum. Gerçi ben onun burnundan çok güzel getireceğim de. Dur bakalım. Ebru gerçeği nasıl sinirimi bozdu ya? Sarmadı bizi burası. Kötü. Kötüyse niye geliyorsun manyak? Şimdi eğer bildirim yapmışlar. I am at the dark blue. Mersi. 75 lira. 75 mi? Dark blue gibi işte. Saçmalama, orada en fazla 50 lira veriyorduk. Burası daha pahalı. Smoothie falan içtik ya ondan. Neyse hadi öde de kalkalım. Nasıl? Bende sadece 30 lira var. Ne demek bende sadece 30 lira var? Kızım madem paran yok, niye çağırıyorsun beni buraya? Ya sen annenden almayacak mıydın? Ya ben sana demedim mi annemle papaz oluyorum para yüzünden diye? Uf, hayret bir şeysin Şeyda ya. Bende de sadece 10 lira var. Şu an seni boğabilirim, boğabilirim ya. Ya bana ne hata yapıyorsun ya? Söyleseydin, param yok deseydin gelmezdik. Annemi de arayamam, bizi dershanede sanıyor. Vallahi gebertecek beni. Ya of, annem kesecek beni, yemin ediyorum. Vallahi billahi ya. Of, ne yapacağım ben? Kes sesini kızım ya, amma sızlandın. Bu iş kesin olarak karakolda bitecek. Şeydacığım, ve benim saçma sapan konuşma. Panik verme, hadi gidiyoruz. Nasıl, hesap mı olacak? Kızım hadi kalk, kalk dedim.
Hadi koş. Hızlı. Sarmadı biz burası. Kusura bakmayın. Yemin ediyorum süper manyaksın. Heyecanlı oldu ama değil mi? Anne biz geldik. Halasının kuzusu neredeydin? Merhaba Kerima teyze. Hoş geldin yavrum. Hadi çay koyun kendinize. Kek de var. Güzel güzel yiyin hadi. Hala bu ne? Ay sorma kuzum. Şuraya taşırken yere düştü, parçalandı. Ama üfledim. Tertemiz yiyebilirsiniz. Al. Hala ne üflemesi? Bir de yerden alıp üfleyip yiyor musun? Ne olmuş? Ah. Ne gibi? Hala. Bıktım hayatımdan ya. Hazal olmasa vallahi 5 dakika bile durmam. Ama saçma sapan konuşuyorsun gene. Kocandan hala ses yok mu? Ay koca deyip şu, durma şuna. Yıllardır ne yüzünü gördüm ne 5 kuruş parasını aldım. Safi çile. Haklısın vallahi ne diyeyim. Ya bana bak. Bu Keriman Özkan'ın nerede olduğunu biliyordur bence. Yok ya bilse boşan diye tutturur. E dava açtığından haberi yok mu? Ay yok tabii olur mu öyle şey? Niye? Ya kızım şimdi nikahlıyken bile zor duruyorum evde dır 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 dır. Bir de boşanmak istediğim bilse kapının önüne koyar beni. Kiraya çıkacak gücüm de yok zaten. E boşanınca ne olacak peki? Bilmiyorum onu o zaman düşüneceğim. Yani Hazal Özkan'ın kızı nafaka falan alırım diye düşünüyorum. Yani? Of Allah'ım benim acilen iş bulmam lazım. Vallahi dayanamayacağım. Ya Keriman beni öldürecek ya ben intihar edeceğim. Ya Gülseren. Yani bir iş var ama sana uyar mı bilmem. Anneciğim. Gitti tamam mı? Hepsi bitti. Tamam mı Cansucuğum? Bu konuyu kapatıyoruz. Bir daha hiçbir şekilde hiçbirinizden bu konuyu duymak istemiyorum. Bundan önce nasılsak öyle yaşayacağız. Dışarıya pasta servisimiz de yapılıyor. Ona da gideceksiniz. Tamam sorun değil. Ha, bir de gece 10'a kadar açıyoruz. 10 mu? 10 çok geç değil mi? 8'den sonra öğrenci işi iyi oluyor. Mecburen. İşte bu yüzden sana uyar mı bilmem dedim. Ya tamam tamam sorun değil. Ne zaman başlayabilirim? Yarın. Tamam yarın görüşürüz o zaman. İyi. Hayırlı olsun. Sağ olun. Gülseren emin misin? 12 saat ayakta duracaksın. Derya iş beğenecek durumda değilim. Cebimde 50 lira para var. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Anlatmayı unuttum size. Ela var ya, şu Rusya'da inşaat yapan adamın karısı. Hmm. Geçenlerde kulüpte yemek yerken dişinin pırlantasını yuttu. Ne? Nasıl yuttu ya? Bayağı yuttu işte. Öldük gülmekten. Yan masada yemek yiyorduk. Kadın birden ayağa fırladı. Pırlantamı yuttum, pırlantamı yuttum falan diye bağırmaya başladı. Çorbasının içine düşürmüş. Ondan sonra da kaşıkla almış. Hop yutmuş işte. Ama beklemiştir ha tuvalette çıksın diye. Ozan sofradayız. Anne pırlanta ama bu sonuçta. Ben de beklerdim. Hangi dişçiye yaptırdıysa artık. Gerçi pırlanta olup olmadığından da emin değilim ama. Ya bunlar eskiden değil miydi? Bunların modası geçmedi mi? Hala yapıyorlar mı? Can o kadar çok görgüsüz insan var ki. Bir bilsen daha neler neler yaptırıyorlar. Mümkünse ben bilmeyeyim, görmeyeyim dedi Dilara. Pırlantanın ilk moda olduğu zamanlar annem ağzımı örmüştü benim. Ben de görgüsüzlük olarak düşünüyorum demiştim, vazgeçtim. Anneannem.
Dişine pırlanta mı taktıracaktın? Oğlum sen anneanneni bilmiyorsun. Anneannem bu yaşta şurasına martı dövmesi yaptırdı bu yaşta. Hiç kaçırmıyorsun değil mi Cihan? Yani annemin lafı geçince hemen laf sokacaksın. Asla öyle bir düşüncem yok. Senin annen dil dolu bir kadın. Biz onu öyle seviyoruz. Hiç sorun yok. Cansu? Sen karar verdin mi? Ne dövmesi yaptıracaksın? Ne? Ne düşünüyorsun? Kelebek mi? Dağ rakırbisi mi gibi? Kızım? Böyle bir fikrin mi var? Ya yok. Öyle hoşuma gidiyor sadece. Böyle bir şey izin vereceğimi sanmıyorsun herhalde. Aklından bile geçirme. Anne sana ne? Beden onun bedeni. Yaptırmak istiyorsa kim karışabilir ki buna? Hayır efendim. Cansu yetişkin biri olana kadar onun eti de sütü de ruhu da bana ait. Babanıza ve bana ait. Yani bize ait. Kızım. Herhalde Ozan şaka yapıyor değil mi? Öyle bir şey düşünmüyorsun. Merak etme baba sen. Canım aşkım daha küçüksün. Büyü bakarız olur mu? Bir tanecik kızım dövme yaptırmak istiyormuş. Anneciğim konuştuk biliyorsun. Sağlıksız buluyoruz. Anneciğim mi? Ortada bir DNA raporu varken böyle konuşabilmen çok garip değil mi? Cansu. Doğurmadığın bir çocuğa kızım demek seni gerçekten hiç rahatsız etmiyor mu? Cansu bebeğim bu konuyu konuştuk biz. Kapatıyoruz dedik. Olmamış sayıyoruz dedik. Ama oldu. Anne oldu. Bunu kapatmak senin fikrindi benim değil. Ben olmamış gibi yapmak istemiyorum. Kapatıyoruz Cansu. Konuşmuyoruz. Ya ben bir şey öğrendim. Beni doğuranın sen olmadığını öğrendim. Babamın babam olmadığını öğrendim. Bu raporların hiçbir önemi yok. Anladın mı? Hiçbir şey değiştirmeyecek. Anlamıyorum. Biraz önce bu konuyu kapattık dedik. Hayır sen söyledin Dilara. Biz kapattık demedik. Kapatıyoruz dedik. Siz de kapattınız. Hayır efendim. Bu konu konuşulacak. Ama böyle bağırarak çağırarak değil. Saygılı konuşulacak. Kızım. Aşkım. Canımın içi. Bak bakayım bana. Bir tanem benim. Bütün bunlar olmamış gibi davranmayacağız. Asla. Bütün bunları konuşacağız, halletmeye çalışacağız. Ama önce... Hiçbir şey konuşmayacağız Cihan. Neyi konuşacağız? Kapatıyoruz dedik. Hiçbir şey konuşmayacağız. Konuşacak bir şey yok. Ya sen yok deyince yok olmuyor. Ya benim bir annem var, bir babam var. Ben onları tanımak istiyorum. Cansu senin annen de baban da biziz kızım. Değilsin, anne değilsiniz. Anlamıyorsun. Ya durumu öğrendiğimden beri ben kendimi yabancı gibi hissediyorum. Cansu nasıl böyle konuşursun? Ya sana hiç benzemiyorum, farkında mısın? Sana mı benziyorum baba? Ozan sence kime benziyorum? Ya hiçbirinize. Ben sizin gibi değilim. Kimim ben anne? Damarlarımda kimin kanı dolaşıyor bilmiyorum ve bilmek istiyorum. Cansu! 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 Bırak Cihan. Lütfen otur, rahat bırak çocuğu. Otur. Sakin ol. Çocuğu yalnız bırak, rahat bırak. Lütfen. Tam bir kız odası. Ne? Tam bir kız odası diyorum. Bir sürü incik, boncuk, ıvır zıvır. Ne kadar lüzumsuz şey varsa burada. Sanki ilk defa görüyorsun. İlk defa görüyorum tabii. Odana soktun mu var beni? Cansu ağlama ya. Thank you.
pastaneymiş bu? Reyhan Pastanesi, sağlık ocağının yanındaki. Ne iş yapacakmışsın orada? Pastanede ne iş yapılırsa onu yapacağım. El alemin bulaşığını yıkayacaksın yani. Bir de iş buldum demez mi? Geçici bir iş bu, geçici. Hazal, sen beni dinliyor musun? Dinliyorum. Reyhan Pastanesi'ne işe başlayacakmışsın. Bak, mesaim saat 10'da bitiyor. Sen halanla birlikte gelirsin, yemeğini yersin, sonra da ödevini yaparsın. Olur. Bana göre hava hoş. Gece yarıları mı geleceksin eve? Akşam yemeklerin olacak. Ben sabahleyin yemeği hazırlarım. Hazal da sofrayı kurar, akşam geldikten sonra da bulaşıkları hallederim. Ya Hazal niye sofra kursun? Çocuk okulda yoruluyor, yetmiyor mu? Tabii anladım ha, yine her şey benim başıma kalacak. Hey yüce Rabbim ya, beni bu yaşa getirdin. Niye bir huzur yüzü göstermedin, niye? Anne, hafta sonu okulla Belgrad Ormanı'na gezimiz var, 30 lira. Hayır. Önce bir dinle istersen. Bütün okul gidiyor, sabah 9'da çıkacağız. Hayır dedim. He, konuşamayacağız da yani. Evet, konuşamayacağız. Sabahtan akşama kadar bilgisayarla oynuyorsun, git ödevini yap. Anne, bu neyin kafası ya? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Ne demek bu neyin kafası? Derslerin çalışmıyorsun, sabahtan akşama kadar geziyorsun. Ödev ödev yaptığın yok. Gezme tozma bitti Hazal, bitti bitti. Odama kitlesene o zaman beni. Zincire vur hatta. Esir miyim ben bu evde? Ben senden ne istiyorum? Okumanı istiyorum. Doğru dürüst bir eğitim almanı istiyorum, tamam mı? Benim istediğim hiçbir şey olmasın. Her gün utancımdan yerin dibine gireyim. Ama senin istediğin her şey olsun. Çok iyiymiş ya. Süper. Ya sabır Allah'ım, Allah'ım. Gene ne yaptın çocuğa? Ne yapmışım ya? Bir şey yaptın ki barut gibi. Bir şey yaptığım yok. Sabahtan akşama kadar gezip tozuyor. Ödev ödev yapmıyor. Gezecek tabii, hakkı değil mi? Şımartma şunu, sen yüz veriyorsun. Yapma, yapma. Ne yapmayacağım ya, ne yapmayacağım? Bir tek yeğenim o benim. Benim başka kimim var? Cansu biraz önce içeride çok doğru bir şey söyledi. Ben kimin kanındanım, kimin canındanım diye merak ettiğini söyledi. Ve çok doğru söyledi. Unutur. Tamam, zor olacaktır. Zaman alacaktır. Ama sonunda unutacaktır. Kendini kandırma Dilara. Cansu çocuk değil, 14 yaşında. Unutmaz. Ayrıca kimin çocuğu olduğunu bilmek hakkı. Cansu'dan hemen vazgeçtin yani. Öyle mi? Dilara, sence benim Cansu'dan vazgeçmem mümkün mü? Dünya yıkılsa, ben ölsem, ortalık birbirine girse ben Cansu'dan vazgeçmem. O benim aşkım, canım, her şeyim. Onsuz yaşayamam. Dilara, ne olur anla beni. Bak, bu olayı öğrendiğim günden beri gözüme uyku girmiyor. Hep aklımda, bir saniye çıkmıyor. Acaba öz çocuğumuz nerede? İyi ellerde mi, kötü ellerde mi, ne yapıyor? Tutamıyorum kendimi, çok merak ediyorum. Ben çocuğumuzu bulacağım. Bizimkiler var ya, şu an biyolojik anne baba geyiği yapmıyorsa, benim adım da Ozan değil. Ne? Ya doğurduğun çocuk mu, öz büyüttüğün çocuk mu, öz muhabbeti işte. Sence? Bence ne? Yani doğurduğun çocuk mu, büyüttüğün çocuk mu asıl çocuğun? Yani bilim henüz o kadar ilerlemedi. Yani erkekler doğuramıyor. Dalga geçme ya, ciddi soruyorum. Sen hangisini seçerdin? Ya şimdi ben olsam hangi kızım güzelse onu seçerdim. Ya bu durumda da o sen oluyorsun. Yani seni kızım olarak seçmiş oluyorum. Öz kardeşim benden daha güzelse. Senden daha güzel olan ağzını kırarım ben. Cansu, bir şey diyeceğim. Hatta iki şey diyeceğim. Bak, ne olursa olsun sen benim öz kardeşimsin. Bunu hiç kimse değiştiremez. Ve ben başka kardeş falan da istemiyorum.
Alo. Dur sorayım. Kulübe gider miyiz? Niye be? Biraz açılırdık. Hiç istemiyorum. İyi peki. Alo. Abi siz takılın ya. Bizim pek keyfimiz yok. Bay bay. İkincisi. İkincisi ne? İki şey söyleyeceğim dedin. Ya benim senden başka kardeşim yok. Ama belki senin bir abin vardır. Eğer bir abim varsa ve benden daha çok seversen acayip bozuşuruz. Şimdiden söyleyeyim sana da. Var mı yok mu bilmiyorum ki. Öğrenmeyecek misin? Yani öğrenmeyecek miyiz? Tabii ki öğreneceğiz. Ama bu aramızdaki bir şey değiştirmeyecek. Biz nasıl şimdi abi kardeşsek bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi. Tamam mı? Tamam. Bak, eğer bir abim varsa onu benden fazla sevmeyeceksin, tamam mı? Ağzını kırarım onu. Tamam. Kızımızı.
Hayırdır Gülseren? Sabah sabah nereye böyle? İşe. Ne işi kız? Mıydı? Namusuyla çalışana iş çok da siz anlamazsınız. İş kim? Cansu, bak öğrenmek zorunda değilsin. Vazgeç istiyorsan dönelim hadi. İsimleri ve adresleri lazım. Bize yardımcı olabilir misiniz? Öğrenip ne yapacaksın ki? Ya işte röportaj yapacağız yani. Doğum günü kardeşim nerede, nasıl yaşıyor falan. Saçma değil mi? Gerçekten saçma. Bence de. Ama bizim edebiyatçı biraz değişik bir insan. Ne olur yardım eder misiniz? Sadece isim verebilirim. Doğum tarihinizi söyler misiniz? 5 Mayıs 1999. Aa, hay Allah. Ama biz 2000 yılına geçtik bilgisayara. Ya ama kayıt vardır değil mi? Tabii ki var da arşivde. O zaman arşivden baksanız. Ya da meşgulseniz gösterin yani biz bakalım. Mümkün değil. Hasta kayıtları gizlidir. Hem hastanın izni olmadan bilgilerini veremeyiz. Ama hasta kayıtlarına bakmayacağız ki. Sadece doğduğum gün doğan bebeklerin isimleri ve adresleri lazım. Çok üzgünüm. Ama bakın şu koridorun solunda solda arşiv var. Oradaki görevliyle bir konuşun isterseniz. Adres bilgilerini vereceğini sanmıyorum ama belki isim verebilir. Teşekkürler. Kolay gelsin. Bize bir proje verdiler de aynı gün aynı hastanede doğduğum bebeklerin adları ve adreslerini öğrenmem lazım. Adresleri veremiyoruz maalesef. Bugün doğanların isimlerini internet sitenize koyuyorsunuz ama o nasıl oluyor? Ailelerin izniyle konuluyor onlar oraya. Ne yapacağım peki? Yapacak bir şey yok. Vermiyor ya. Yapma ya. Dur, dur ben ayarlarım. Dur bekle. Ya pardon, ben kayboldum da. Dönüyorum dönüyorum hep aynı yere çıkıyorum. Ya bana bir yardımcı olabilir misiniz? Nereye arıyorsun? Ya MR çekiyorlar ya. Nükleer tıp. Bak, şu koridorun sağından devam ediyorsun, karşına mavi kapı çıkıyor. Yanından sola dönüyorsun. Heh, zaten işte orayı buluyorum, oradan sonrasını bulamıyorum. Ya bir gösterseniz, bir yardımcı olsanız. Ya çok kolay aslında, gel. Gel bakayım. Bak, görüyor musun mavi kapı? Aha. Onun sağından devam edeceksin, tamam mı? Bak, gel. Azal Gülpınar. Ben Gülpınar, o Gülpınar.
Flanco, unde găsesc acum noile produse de îngrijire Babyliss Paris cu până la 40% reducere. Peria rotativă iPro cu funcție ionică este la incredibilul preț de 155,9 lei. Un păr cu mai mult volum pentru un aspect impecabil. Flanco, mereu peste așteptări. La Ferratum facem legătura între oameni și bani. Oriunde-i fi, poți lua repede și ușor un credit online sau prin SMS. Credit de maxim 1290 de lei, fără hârtii, cont sau card. Îl poți obține rapid. Intră acum pe ferratum.ro. În această toamnă, la Diva, dă-i unei fete pantofii potriviți și va cuceri lumea. Capul sus, mergi înainte și urmează-ți drumul. Pășește cu încredere și ieși în evidență. Găsește-ți stilul și mergi pe ritmul tău. În această toamnă, la Diva, totul pentru tine. Făcut din cele mai eficiente uleiuri esențiale de cuișoare și de cimbru, Biomicin Forte contribuie la eliminarea microorganismelor patogene respiratorii, digestive și urinare, fără antibiotice de sinteză. Nu creează rezistență, protejează flora intestinală și întărește imunitatea. Fares. Sănătate din inima Daciei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Într-o zi bună, totul merge repede și crește spornic. Spornic la toate. 100% ulei de presă. Bine meșteșugit. Proenzi Artrostop Rapid cu formulă inovatoare contribuie la menținerea sănătății, elasticității și flexibilității articulațiilor. Proenzi Artrostop Rapid. Libertate în mișcare. It's not a secret. Others simply have a better sense of humor than the Germans. They don't take things so seriously. And that's exactly the way they build their cars. I'd rather drive a German. Vrei oferte serioase? Că ai un problem. În săptămâna reducerilor la Opel, între 5 și 10 octombrie, luăm ofertele foarte în serios. Spune stop răcelii. Aspirin Plus C de la Bayer tratează primele simptomele răcelii, precum febra, durerile musculare și durerea de gât. Dar ce faci când durerea persistă? Poți lua două tablete de Aspirin Plus C. Datorită formulei sale efervescente, Aspirin Plus C reduce rapid inflamația și durerea, iar vitamina C întărește sistemul imunitar. Buldun mu? Ya buldum. Yani galiba. O gün ikisi kız, dört bebek doğmuş. Biri benim, biri de Hazal diye bir kız. Adresi aldın mı peki? aldım. Hadi çık da gidelim. Ya çıkamıyorum ki. Arşivci kapının önünde mahsur kaldım burada. Tamamdır. Sen gene mi kayboldun? Ya orayı buldum da. Ben başka yere arıyormuşum. Nereyi? Bu ölçümü nerede yapıyorlar? Ne ölçümü? Ya neydi ya? Görüntüleme mi? Laboratuvar mı arıyorsun? İsmi biraz karışık. Neyle ilgili? Arkadaşım ne oluyor? Senin bir derdin mi var? Artık yok. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Ya neredesin? Seni arıyorum. Bunlar mı sence? Anne Gülseren Gülpınar, baba Özkan Gül... Nasıl karıştığınız anlaşıldı. Ya abim yapma böyle ya. Ne yapıyorum ki? Ağlama sakın. Oh.
Cansu sonunda öğrenmeyecek mi alacağını? Öğrenecek ama böyle olması gerekmiyordu. Düşünsene, annesi babası tartışıyor. Öğreniyor ki annesi öz annesi değil, babası öz babası değil. Ama o atlatır. Cansu güçlü bir kızdır. Biliyorum, biliyorum. Benim güzel kızım. Hem güçlüdür hem akıllıdır. Hatta Dilara'dan daha güçlüdür. Ya Cihan, yanlış anlamadı. Dilara, öz kızını nasıl merak etmiyor? Merak etmez mi? Hiç ediyor tabii ki. İçten içten çok ediyor ama korkuyor. Niye? Dilara mükemmeliyetçidir biliyorsun. Ya öz kızı Cansu gibi değilse, Cansu gibi akıllı değilse, başarılı değilse, güzel değilse, ondan korkuyor. Ama benim için öyle değil. Ben her haline kabulüm. Her haline, her şartta. Ama Dilara öyle değil. Çok merak ediyorum Yıldırım, çok. Bana ihtiyacı var mı? Yardıma ihtiyacı var mı? Beyefendi, ne tarafa gidiyoruz? Adres neresi? Cansu, adres neresi? Ver bir bakayım. Okula gidelim. Bütün gün uğraştık bunun için. Kendimi hazır hissetmiyorum. Okula gidelim. Tamam, kendini hazır hissetmiyorsan başka tabii. Abi Zetilere gidelim ya. Tamam canım. Mümkün değil Yıldırım Bey. Bir yanlışlık var. Vallahi DNA sonuçları yok diyor. Belli ki müvekkilim Cihangür Pınar'a öz kızı yerine başka bir bebek verilmiş. Öz kızı da kim bilir kime verildi. Dosyasını getirtirelim hemen. 5 Mayıs 1999 doğumlu Cansu Gürpınar'ın dosyasını getirsinler arşivde. Acil. Geldi. Hani dosya? Efendim şey. Ney? Oğlum dosya nerede? Dosyayı bulamıyorum. Yerinde yok. Galiba biri almış efendim. İyi bakın evladım. Kim bizim arşivimize girip dosya alacak? Alıyorlar yerine koymuyorlar. İsterseniz. Gazi Bey. Gazi Bey. Burada ne dönüyor? Hayır Cihan Bey. Ne dönebilir? Bakın Cansu doğduğundan beri biz bu hastaneye gelmedik. Herhangi bir evrak istemedik, herhangi bir dosya almadık. Bizim dosyamız nerede? Neden kaybolmuş? Kaybolmadı. Bulacağız. Hiç merak etmeyin. Biraz beklerseniz. Tamam, beklerim. Yarın sabaha kadar. Yarın sabaha kadar o dosyayı bulmazsanız mahkemede görüşürüz. Hastanede bir işler dönüyor. Beşer lira verin Cem'in doğum... Az oldu. Beğendiğimiz bileklik 40'larlık yaparız. Hadi gidelim. Thank you.
Hayrola kızım? Birine mi baktın? Şey, ben Gülsenen Hanım'a bakmıştım. Burada mı oturuyor acaba? Ha, onlar üçüncü katta oturuyorlar ama iştedir şimdi o. Bulamazsın. Nerede çalışıyor? Şurada, sağlık ocağının yanında. Sen ne yapacaksın Gülseren'i? Sağ olun. Nesi oluyorsun kızım sen Gülseren'i? Hey, ne yapacaksın Gülseren'i? Bir dakika ya, biz nereye gidiyoruz? Şuraya, Reyhan Pastanesi'ne. Niye, başka yer mi yok? Çok güzel bir yer, yeni açıldı. Geldik zaten. Ya ben gitmem oraya. Ay gittin sanki Dence, hadi yürü. Ya hayır, gitmem dedim. Üf, arıza yapma, hadi yürü. Gitmem dedim ya. Oyun bozanlık yapmasana Hazal ya. Hep böyle yapıyorsun. Şeyda olsaydı yapmazdın ama, değil mi? Kızlar pardon da, bu Uyduruk Mahallen Pastanesi'nde bizim ne işimiz var? Hayır yani, güzelim dört kulüğü varken biz niye buraya geldik ki? Dört kulüğü yumurta getir, 4 kilo da şeker. Bakıyorum, kara indiba topu da kalmamış. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Vorbim prea mult. Spunem, poți să-l schimbi cu unul mai mare dacă nu ți-e bun. Întrebăm, băiețel sau fetiță, când tipa nici măcar nu e însărcinată? Eh, într-o zi o să spunem noi ce trebuie. Sprite? Hai să-l iei! Sprite, adevărul e răcoritor. Bak ya, dökülüyor burası. Ay yok, ben kalkıyorum. Ya otur. Cemre bizi burada biliyor. Arayın o zaman, başka yere gelsin. Telefonu yok sanki. Şu tiplere baksanıza. Yok, ben kalkıyorum. Çok istiyorsanız siz oturun. Tip derken? Bebeğim nesini beğenmedin ya? Bir açıklasan da aydınlansak. Sana ne, sen kendi içine baksana. Tiplere bak derken bizi mi kastettin? Çekil önümden. Çekil dedim. Şşt, ne yapıyorsun sen? Sen ne karışıyorsun ya? Ya otur doğru dürüst çayını iç ya da defol git. Sen bana defol git mi dedin? Evet, ya edebinle oturursun ya da defolup gidersin. Ne demek kızın önünü kesmek ya? Ne oluyor burada? Ay Yazal haklıymış valla. Ne biçim bir yer burası böyle? Şu iki salak arkadaşım resmen önünü kesti. Buna taciz derler biliyorsunuz değil mi? Garson müdahale etmese siz de oradan öylece izliyorsunuz yani. Bravo. Bir şey mi oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hasta mısın sen? Gel bir su falan vereyim. Ay ya canım, gel sağlık ocağına gidelim. Tamam tamam, etrafından çekilin. Tamam. Bir rahat bırakın. Tamam, bir İyi miyim, bir şeyim yok. Tamam gel canım, gel. Tamam çekilin, açılın açılın. Ertesi pazar değil ama beyimiz evde. Alper, daha oturacak mısın? İşe gitmeye niyetin yok mu? Oturmakla para kazanılmıyor yalnız.
Para mı dedin sen? Para dedim, evet para. Şu yapıştığın kanepeden kalkıp işe gitsen iyi olur. Alper, bıktım artık, anladın mı? Bıktım. Şunu alırsam ne olur diye düşünmekten gına geldi. Düşünen halin bu mu lan senin? Ha? Şuraya bak. Çanta 5.000 lira. Yemek 900 lira. Kozmetik 3.000 lira. Sayayım mı da? Saçma sapan konuşma Alper. Alacağım tabii. Dilara Hanım New York'tan 10 tane valizle dönüyor. Ben bir tane çanta almışım çok mu? Dilara o. Dilara Gürpınar. Ne olmuş yani? Ben de senin karınım. Ne eksiğim var ondan? Ben böyle yaşayamam. Bunun bir çaresini bulacaksın. Sen hangi çöplükten geldiğini unuttun galiba. Benden önce salı pazarından alışveriş yapamıyordun lan sen. Şimdi bir işe yarayacaksın. Çıkacaksın, gideceksin bu evden. Dilara ile Cihan arasında neler olduğunu öğreneceksin. Yürü. Sıyrılmış sadece. Bir iki güne geçer. MR mı çektirsek? Hiç gerek yok. Yok yok, iyiyim ya. Telefonu çal. Baba. Kızım Cansu. Okuluna geldim bir tanem. Atlı spora götürecektim seni ama yoksun. Sabahleyin gelmişsin. Sonra dersi terk edip çıkmışsın kızım. Baba şey. Bugün banyo yapmasın. Yarın mikro kapabilir. Kızım sen neredesin? Babana söyle istersen, merak etmesin. Baba ben küçük bir kaza geçirdim. Ne kazası kızım? Ne kazası? Bir kapkaççı çantamı almaya kalktı. Nefes alıyoruz. Nefesi verirken yavaşça başımızı arkaya doğru eğiyoruz. İçten boyun bölgesine odaklanıyoruz. Nefes alırken tekrar başımızı kaldırıyoruz. Verirken yavaşça sol tarafa doğru döndürüyoruz. Sol omuzun arkasından geriye doğru bakıyoruz. Nefes alırken yavaşça başımızı tekrar öne doğru çeviriyoruz. Verirken diğer tarafa doğru döndürerek. Kızım. Babacığım. Dur bakayım, bir şeyin var mı bir tanem? İyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Küçük bir serik sadece. Çantamı kaptırmadım ama. Kızım çantanı kaptırsan ne olur? Sen iyisin ya, bir tanem benim. Gülseren Hanım getirdi beni buraya. Merhaba. Merhaba. Kapkaççıları yakaladılar mı kızım? Bilmiyorum ki. Yok, peşinden koştular ama yakalayamadılar. Beçten. Teşekkür ederim. Şansa bakın, tekrar karşılaştık. Evet, dünya küçük. Kızınız nasıl? İyi, teşekkür ederim. Siz tanışıyor musunuz? Yok, hayır kızım. Hanımefendiyle bir kez benim iş yerinde karşılaştık. Cihan ben, Cihan Gürpınar. Merhaba, ben de Gülseren. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kızımla ilgili bir problem olmuştu, baban yardım etmişti. Benim de bir kızım var, lise 1'e gidiyor. Adı Hazal. Hazal, güzel isimmiş. Senin de adın çok güzel. Başka çocuğunuz var mı? Yok, Hazal tek kızım. Bakar mısın? Bakayım teyzeciğim. Nasıl oluyor? Numara mı alıyoruz? Yok, şuraya kaydoluyorsunuz. Ben götüreyim sizi, gelin. Sağ ol. Canım. Sağ ol çocuğum. Canım kızım benim, canım. Ne tatlı bir çocuk. Sağ olun. İyi kalplidir. Doktorla konuştum. Teyze yaraya alacak. Yazık, çok ağrısı var. Merhametli kızım benim. İyi kalpli kızım benim. Canım. Benim gitmem gerekiyor. Gidiyor musunuz? Evet, işe gideceğim ya.
sesi öpebilir miyim? Tabii. Çok teşekkür ederim. Sana da çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. İyi günler. Hadi kızım. Değil mi? Evet canım. Kızım, senin o mahallede ne işin vardı? Ödev yapıyordum. Ne ödeviymiş bu? Ya işte öğretmen bir mahalleyi araştırın dedi. Nasıl bir araştırma ki bu? Daha araştırmadım. Kızım, biz birbirimize yalan söylemiyoruz değil mi? Of baba, ödev işte ödev. Aa. Tamam, tamam kızma, niye kızıyorsun ki? Hayatımdaki bütün hanımefendiler bana bağırıyor. Hadi atla. Yıldırım. Geciktin bugün? İşim vardı. Olsun. Özel ders yaparsınız beraber. Cihan bana da söylüyor, birebir yaptı ya, ben çok sevmiyorum. Böyle toplu hoşuma gidiyor. Bir tane de ben alsam. Akşam gelecek misin toplantıya vakfa? Bilmiyorum. Olmaz. Bir şey mi oldu? Yok, niye? Ya bilmem, böyle mesafeli gibisin biraz. Yok canım. Yok, öylesin. Ben biraz sana küsüm aslında. Niye? Senin en yakın arkadaşın olduğumu zannediyordum. Öylesin zaten. Ya yapma Allah aşkına. Öyle olsam sorunlarını benimle paylaşırdın. Allah Allah, anlatıyorum ya. Ne demek istiyorsun? Ay Dilara, kendimi aptal gibi hissediyorum. Ya o niye? Ben sana her şeyimi anlatıyorum. Özel, genel, neyim varsa. Ama sen hiçbir şey anlatmıyorsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bu arkadaşlık karşılıklı değil. Saçmalama Allah aşkına. Her şeyi anlatıyorum zaten sana. Ha sen şey diyorsun, geçen gün Can'la kavga ettik, onu sana anlatmadım, bu mu? E söyleyeyim. Hayır hayır, söyleme. Lütfen. Ben senin sorunlarını anlatabileceğin kadar yakın bir arkadaşın değilim. Sonsuz çocuk gibisin. Gerçekten çocuk gibisin. Ya bir şey yok. Cansu dövme yaptırmak istedi. Ben izin verdim, Cihan vermedi. Bunun üstüne tartışma başladı. Cansu basıp gitti, kızdı. Arkasından Cihan çıktı, ben çıktım. Sonra Cihan bana, ben Cihan'a vardık. Mevzu bu işte. Ne vardı bunu anlatmayacak? İşte ben de onu diyorum, bir şey yok. O yüzden anlatmadım ama ya, bilseydim bu kadar merak ettiğini anlatırdım. Ay ettim tabii Dilara. Ödüm kopuyor Cihanlarınız bozulacak diye. Yani etrafımdaki herkes boşanıyor. Korkuyorum Dilara. Bir siz kaldınız, bir de biz. Korkma. Cihan'la bizim boşanmamız imkansız. Birbirimiz olmadan hayatta yaşayamayız biliyorsun. Ama sağ ol. Hadi aşkım, canımı iç. Git güzelce dinlen, tamam mı? Bugün ata gitmek falan yok. Senin işin mi? Hı hı. Ne oldu? Bir şey yok. Hadi aşkım, hadi çabuk. Hanım merhabalar, nasılsınız? Cihan Gürpınar ben. Cansu'nun babası. Evet, Cansu'nun babası. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun, ben de iyiyim. Ben Cansu'nun ödevlerini soracaktım. Ne durumda? Geçen hafta çevre kirliliği konusunda bir ödev verdim. Onu da yaptı, A aldı. Başka bir ödevi yok. Tamam, tamam, çok teşekkür ederim. Bir sorun mu var? Yok yok, bir sorun yok, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. İyi günler. Ah benim güzel kızım, ah. Ne işler karıştırıyorsun acaba?
Ne yapıyorsun anneciğim? Hiç. Ders. Anneciğim biz buradan balıkçıya gideceğiz bebeğe. Sen de üstünü giyin gel ha? Bak anladığım da mutlaka gelsin diyor. Yarın sunumum var anne. Ders çalışmam lazım. Yavrucuğum sadece yemek yiyeceğiz o kadar. Çok fazla kalmayız. Yedim ben. İyi peki tamam. Ozan ne yapıyor? Geldi mi? Geldi. Antrenmana gitti ama. Baba? Gelmedi daha. Tamam. Eğer beni sorarsa vakıfta dersin toplantıda. Tamam. Bay bay. Küçük Hanım'ın yarın sunumu varmış. Bu yüzden ben gelemeyeceğim anneciğim dedi. Armut dibine düşermiş. Annesinin kızı işte. Sorumluluk sahibi. Bayılıyorum Cansu'ya. Öyle gerçekten. Dilara, Cansu'nun huyu suyu aynı sen. Ama yüzü kime benziyor? Gerçekten Dilara. Ozan seni andırıyor ama Cansu ikinize de benzemiyor. Kime çekmiş? Kayınvalide mi? Yani Cihan her zaman rahmetli anneme çok benziyor der. Kayınvalide mi? Ne yaptık? Bir buradan aldık. Evet. Şuraya resim gönderdik. Hoş geldiniz Cihan Bey. Dilara Hanım salonda mı? Dilara Hanım yok. Cansu evde bir tek. Sağ ol. Babacığım. Hoş geldin. Canım. Hoş bulduk aşkım. Oh, aşkım. Canım benim. Anne yok mu? Vakıf toplantısında. Oradan da yemeğe geçeceklermiş. Yine mi vakıf? Sen ne yapıyorsun bakalım? Hiç. Ders. Ders. Peki. At binmeye gidelim mi? Gece gece. Ne olacak? Manejin bütün ışıklarını yaktırırım. Ha? Ders çalışmam lazım baba. Yarın sunumum var. Peki tamam. Tamam sen çalış. Aşkım seni çok seviyorum. Ben de seni. Sakın unutma. Keşke siz benim annemsiniz deseydim. Annemi gördüm pastanede.
Gelince kızacak bana. Aa, niye? Niye kızacakmış ayol, söylesene. Ya yok bir şey. Niye kızacak ayol, kızmaz. Senin arkanda ben varım, ben. Anne, hoş geldin. Erken geldin. Hani saat 10'dan önce gelmeyecektin? Hoş bulduk. Anneciğim, aç mısın? Yemek hazırlayayım sana. Sen benden utanıyor musun? Nasıl? Niye utanayım ki? Arkadaşlarının yanında garsonluk yaptığın belli olmasın diye mi apar topar kaçtın? Ha şey, sen pastane diyorsun. Ya yok, ben o çocuklara gıcık oldum diye. Ben alnımın teriyle para kazanıyorum, tamam mı? Utanılacak bir şey yapmıyorum Azal. Tamam mı Azal? Neydi bu kızın bir önceki dizisi, ha? Hazal. Hı, efendim hala. Bu kız bir dizide daha oynamıştı. Neydi o dizi? Kayıp Şehir. Ha, tamam. Kızın adı neydi kızın? Ha, hatırlamıyorum ki. Ay ben şatlarım şimdi kızın adını bulamazsam. Gel, nereden bakalım. Nereden bakalım? Arama motoru. Adını yazıyorsun, aradığın kişi hakkında her şey çıkıyor. Her şey. Allah Allah. Bak mesela beni yazalım. Hı. Bak elbisen yetişti, uçuk kapandı. Gel babam olmaz. Gülpınar. Gördün mü? Okulum çıktı hemen. Aa, aa. Beni de bir yaz bakayım, ne çıkacak? Hala alemsin ya, senin neyin çıkacak? Herkes çıkıyor mu? Hı hı, çıkıyor. Dur göstereyim. Bak mesela burada da fotoğraflar var. Gördün mü, okul fotoğrafım çıktı hemen. Allah Allah. Nerede bulmuşlar? Gel anne bak. Ya anne, canın elbisesi bana olur mu ya? Dilara ile Can niye kavga etmişler öğrenebildin mi? Cansu yüzünden. Cansu yüzünden mi? Ne alaka? Ne nasıl yani? Şimdi Cihan'ın hayatında başka kadın yok mu? Ne kadını ya? Hem olsa ne olur ki? Ne demek ne olur? Dilara Cihan'dan boşanır. Sonra? Dilara'nın hisselerini ben yönetirim. Ay, tabii tabii. Dilara hemen al canım, sen yönet diyecek. Rüyayı görme Allah aşkına.
Gülseren Hanım. Al, bunun parası ödendi, sadece teslim edilecek. Tamam. Alper, ben lojistikten anlamam. Anlamadığım işe de girmem. Peki abi, sen öyle diyorsan ben de girmem. Sen niye girmiyorsun ki? Gir. Özgür bir iş adamısın. Sermayen var, gücün var, her şeyin var. Efendim Dilek Hanım? Cihan Bey, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Cansu bugün okula gelmedi de sunumu vardı. Onu bekliyoruz. Merak ettim ben de, hasta mı acaba? Yok, bir sorun yok, tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun haber verdiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Cihan. Alo Cihan. Neredesin? Vakfa geldim şimdi. Ne oldu? Cansu okula gitti mi bugün? Evet, gitti. Hatta sunumu vardı, ona çalıştı. Ne oldu? Niye sordun? Yok bir şey, öyle merak ettim. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Cansu, ne yapıyorsun sen? Niye sabahtan beri beni takip ediyorsun kızım? Ben şey... Ne oluyor? Dün de bir tuhaftın zaten. Siz... Evet. Siz benim annemsiniz. Kızım, ne diyorsun sen? Olur mu hiç öyle şey? Doğru söylüyorum. İnanmıyorsanız babama sorun. İyi misin sen? O gün 4 tane bebek doğmuş, ikisi kız. Biri Hazal, biri de benim. Yani sizin kızınızla beni karıştırmış olmalılar.
Yani bu durumda benim öz annem sizsiniz. Allah Allah. Cansu Gülseren'in kızıysa. Kaza geçirdim. O zaman ortaya çıktı. Annem babam da bilmiyordu. Onlar da şok oldular. Yani hani büyüten annem babam. Ben aslında öğrenmek istedim. Yani kimin kızı olduğumu öğrenmek istedim ama. Ne yaptın sen şimdi? Ne yaptın? Ha böyle yapıyorsun ya. Ha heyecanlanınca yapıyorum. Bir de üzülünce. Biliyorum. Merhaba. Baba. Merhaba Gülseren Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsın kızım? İyiyim. Arabaya. Ya baba lütfen ben de kalmak istiyorum. Hadi bir tane. Özel konuşacağız. Hadi canım. Şimdi Cansu böyle bir şey dedi ama yani mümkün değil herhalde değil mi? Biz de inanamadık. Karım hala inanmıyor. Ama gerçek. Nasıl? Yani şimdi benim çocuğumu siz büyüttünüz, sizin çocuğunuzu ben büyüttüm öyle mi? Evet doğru, gerçek. Ne olacak peki? Ne olacak, çocuklarımızı mı değiştireceğiz? Aceasta este o brânză fină, pufoasă ca buzele dumneavoastră, rafinată ca un sărut furat pe malul Senei. Învață! Crème de fromaj, cum zic francezii. Cumpăr patru. Brânză pufoasă Delaco, recomandată de Tony Delaco, cel mai mare fan brânză din România. 10, 11, 12, 13, 14. Colecționează-le pe toate. 15! Caută brânza pufoasă Delaco cu surprize. Tu ce pufoșenie ai câștigat? Noul Peugeot 208. Prinde oferta specială de lansare. Avantaj client de 3060 euro. La Brico Depot ai prețuri imbatabile. Da, ai auzit bine. Nimeni nu poate bate prețurile noastre de depozit. Ay, ciddi obsesifsin sen. Yok canım. Obsesif falan değilim. Sadece düzenliyim o kadar. Buyurun. Şeyiniz... Bilmiyorum. Hala öğrenemedim. Detoks bunun adı. İşte ondan. Teşekkürler. Afiyet olsun. Denemek ister misin? Benim tarif. Tabii. Bakalım. Kereviz var bunda. Sapı. Sevmediysen içme. Yok yok. Güzel. Ah, albüm mü o? Ay canım. Cansu'nun fotoğrafı mı bu? Ay çok tatlı bebekmiş. Öyle. Dilara var ya, çok şanslısın. Harika bir kocan var. Harika bir kızın var. Harika da bir oğlum var, onu da unutma.
Pardon canım. Dilek Hanım merhaba. Dilara Hanım merhaba. Rahatsız etmiyorumdur umarım. Cansu'yu merak ettim de ben nasıl acaba? Anlamadım nasıl yani? Cansu bugün okula gelmedi. Hastaydı herhalde. İyi daha iyi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayır Hazal Bey'im elimden alamazsınız. Asla 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 buna izin vermem. Yani öyle bir şey olabilir mi tamam? Ya ben fakir olabilirim. Param olmayabilir. Para sıkıntısı çekiyor olabilirim. Ama Hazal olmazsa ben ölürüm. Ben ölürüm. Selen Hanım. Selen Hanım rica ediyorum. Ben de Cansu'yu vermem. Benim tek istediğim çocuklarımızın mutluluğu. Ben çocuğunuzu elinizden alacak kadar vicdansız bir insan değilim. Bunları konuşmamız lazım. Ne yapacağımızı hatta... Kocanızın da burada olması lazım. Benim karım da gelsin. Cihan Bey sonra konuşalım mı ne olur? Bugün daha fazlasını kaldıramayacağım. Coseli ți-a prezentat un film de esență tare, Furtuna pe Bosfor. Luni. Ben Hazal'dan asla vazgeçmem. Eğer aklınızdan böyle bir şey geçiriyorsanız... Ya öz kızınızdan bahsediyoruz burada ya. Benim de öğrenme hakkım. Sesini alacağım. Yeter. Hazal. Ben sadece kızımla ilgileniyorum çocuğum. Daha o zamandan hissetmiş kızı olmadığını. Ne kadar alışmışsın ya kızım satılmaya. Benim kızım satılık değil. Satılık değil. Hangi kızı? Boşanım. Furtuna pe Bosfor. Luni și marți de la 8 seara. La Canal D.